Merhaba, ben Aylin Özyeşil Tepeler. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. 2 yıldır AGEPA'da seminer öğretmenliği yapmaktayım. Bu çalışmamızda sizlere polimer kil tekniklerinin uygulamaları konusunda temel bilgiler sunmaya çalışacağım. Son günlerde muhakkak dikkatinizi çekmiştir. Artık dekoratif eşyalar satan home store mağazaları daha renkli, cıvıl cıvıl motiflerle süslenmiş ve çok farklı teknikler uygulanarak yapılmış objelerle dolu. Bu çalışmadaki amacımız mağazalarda gördüğünüz bu motif ve teknikleri evinizde bulunan, yıpranmış veya görmekten sıkıldığınız eşyaların üzerinde kendi estetik beğeninize göre uygulamalar yaparak çok şık objeler yaratabilmenizi sağlamaktır. Şimdi sıra bu güzellikleri yaratabileceğiniz malzemeyi sizlerle tanıştırmaya geldi. Bu malzemenin adı Fimol Polimer Kil. Dünyada son 50 yıldır tanınmasına ve el sanatları ile uğraşanların vazgeçilmez malzemeleri arasında yer almasına rağmen bizim toplumumuzun yeni tanıştığı bir malzeme. Polimer kil içeriğinde PVC, renk pigmentleri ve kolaylıkla şekil verilebilmesine yardımcı olan plastik maddelerin birleşiminden oluşan bir modelleme malzemesidir. Toprak kili oranla daha dayanıklı olan polimer kilin avantajları ise suya karşı dayanıklılık, kuruma ve çatlama yapmama olarak sıralanabilir. Polimer kili fırınlamak için özel bir fırına ihtiyacınız yok. Evinizde bulunan fırınlarda 130 derecede 30 dakikada pişirmeniz yeterlidir. Bu fırınlama işlemi sonucunda elde edeceğiniz malzeme su ve hava geçirmeme özelliği kazandığından rahatlıkla bulaşık makinesinde yıkanabilir ve sizin verdiğiniz şekli yıllarca korur. Piyasada değişik gramajlarda bulabilirsiniz. Oldukça zengin bir renk yelpazesine sahiptir. Renkleri karıştırarak birçok renk tonları elde edebilirsiniz. Polimer kil ile çalışmak teknik açıdan oldukça kolaydır. Çalışmalarınızda kullanacağınız araç ve gereçleri kırtasiyelerden bulabileceğiniz gibi evinizdeki malzemelerden de faydalanabilirsiniz. Örneğin hamurlardan düz bir plaka elde etmek için makarna makinesi kullanabileceğiniz gibi evdeki merdane, oklava ya da bir şişede kullanabiliriz. Hamurumuzu kesmek için keskin bir bıçak, kretuar ya da maket bıçağı kullanabilir, şekil vermek için de evimizdeki kurabiye kalıplarından faydalanabiliriz. Bu çalışmamızdaki temel amaç, önce hamura nasıl motif verebileceğimizi, motif verirken ve obje kaplarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini kavramaktır. Bunları sizlere motif çalışmaları üzerinde uygulamalı olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz en basit uygulamalarımızla çalışmamıza başlayalım.